Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir kutu açılış videosuyla daha karşınızdayız. Bu sefer kutusunu açacağımız ürün HyperX Cloud Flight S kulaklık. Bu kulaklığın önemli bir özelliği var. O da kablosuz şarj adaptörüne sahip olması. Yani bu kulaklığı şarj etmek için herhangi bir kabloya takmanız gerekmiyor. Şurada gördüğünüz aparatın üzerine yatırarak kulaklığı kablosuz bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bundan önce ben açıkçası hatırlamıyorum kablosuz şarj özelliğiyle gelen bir kulaklık. Bu açıdan HyperX Cloud Flight S'in önemli bir artısı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu şu sorgulanabilir. Yani bu kulaklığı benim kablosuz olarak bu işte standa takıp şarj etmem bana ne gibi bir avantaj sağlayacak diyebilirsiniz. Açıkçası pek bir avantaj sağladığını düşünmüyorum ama farklı bir özelliği var mı? Evet var. O açıdan baktığımızda bu bir gamer kulaklığı yani oyuncu kulaklığı arkadaşlar, zaten şeklinden daha az çok oyuncu kulaklığı olduğunu belli ediyor. Bu bir kutu açılım videosu, ileride incelemesi gelecek inşallah ve o incelemede farklı detaylarından da bahsedeceğiz. Şöyle kutusunu hop açalım bakalım, kulaklığımız çıksın, nasıl bir şeyle karşılaşacağız hep beraber görelim. Tamamen kartonmuş zaten. Evet, bakıyoruz nereden açacağım diye bakıyorum da kutuyu bir tür ettirdim. Ha, şuradan ve gördüm. Şöyle açtığımızda arkadaşlar kulaklığımız çıkıyor. Burada her zaman olduğu gibi evraklarımız var. İşte neyin ne işe yaradığı vesaire vesaire. Bunlara sonradan bakarız zaten. Burada HyperX'in ürünlerini görüyoruz. Daha çok HyperX aslında oyuncu RAM'leriyle bilinen bir marka, fakat son dönemde gerçekten klavye, işte mouse ya da ne bileyim kulaklık tarafında da güzel ürünleri var. Burada da önemli bir işte dediğim gibi atılma imza atmışlar. Yapılmayanı yapalım demişler ve kablosuz şarj özelliğine sahip bir kulaklık tasarlamışlar. Kulaklığımız şu. Birazdan bunu yeniden dönüş yapacağız. En önce bir kutu içeriğine bakalım. Sonrasında kulaklığımıza da göz atacağız. Evet, şöyle bir kitimiz geliyor. Şurada zaten download software et diyor. Buradan indirin diye. Bu da herhalde yine download diye düşünüyorum. Yani buradan da kulaklığımızın yazılımını indirebileceğiz. Her zamanki gibi yine şurada bir mikrofonumuz var. Arkadaşlar artık biliyorsunuz özellikle üst segment kulaklıklarda bu şekilde mikrofonlar harici geliyor ve bunları kulaklığa takarak mikrofonu aktif hale getiriyoruz. Daha önce biliyorsunuz daha düşük segment dediğim daha doğrusu kulaklıkların yanında bulunuyor bu mikrofon ve kulaklığın şöyle üst tarafına doğru kaldırıyorsunuz. Dolayısıyla kulaklıktan ayrılmıyor, fakat bu şekilde olması bence daha iyi. En azından kullanmadığınız zaman kulaklığın yanında bir ağırlık olmuyor. Dolayısıyla bu şekilde geldiği için hani mikrofonu da çıkarttığınız için bunu dışarıda müzik dinlemek için de kullanabiliyorsunuz. Tabii ki şu aralar dışarı çıkmak çok akıl kârı mı? Elbette değil. Malum koronavirüs yüzünden şu anda dışarı çıkmak çok da iyi değil diyebiliriz. Bu arada kutu içeriği bu kadar. Şurada bir şey, bu önemli değil. Şurada da bir adaptörümüz bulunuyor. Muhtemelen hem Wi-Fi şarjı var hem de normal olarak şarj edebiliyorsunuz. Başka bir şey yok mu ya? Bir bakalım. Yani ben çünkü içinden şarj kiti de çıkması bekliyordum ama çıkmadı. Ayrı satılıyor sanırım. Yani arkadaşlar şu göstereceğim şimdi size kutunun üstünde. Gel kutu buraya. Şu arka tarafta bir şarj kiti görünüyor. Görüyorsunuz. Bu kutudan çıkmadı. Yani ben bunun da çıkmasını bekliyordum açıkçası. Hani böyle bir kulaklık yapıyorsun. 1000 lira civarında bir fiyata satıyorsun. Doğal olarak içinden şarj kitinin de çıkmasını bekledim. Lakin şarj kiti çıkmadı içinden. Gelelim kulaklığımıza arkadaşlar. Kulaklık plastik. Şurada saç kafa bandı var. Açılıyor. Buraları da plastik yine. Ya da demir mi? Bunu incelemede zaten değineceğiz ama şu anda çok karar veremedim. Ama şu kısımların kesinlikle plastik olduğunu söyleyebilirim. İçe dönebiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi katlanma olayı var mı? Ona da bakayım. Katlanma olayı yok arkadaşlar gördüğüm kadarıyla ama şöyle döndürebiliyorsunuz. Şu şekilde. Zaten bu şekilde dönmesinin sebebi muhtemelen hani kablosuz şarj özelliği olduğu için, şöyle bıraktığınızda kablosuz şarj olması için. Sanırım tek tarafta kablosuz şarj kiti var. Yani şu tarafta var. Zaten buraya wireless charging yazmışlar. Yani burada muhtemelen kablosuz şarj özelliği mevcut. Şurada tuşlar görünüyor. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Power tuşu, A1 tuşu var. Bunların ne olduğuna bakacağız. Şurada evet gördüğünüz gibi mikro USB girişi var. Buradan da kulaklığı şarj edebiliyorsunuz. Şurada da mikrofonu takmak için bir yuva mevcut. Burada ses açıp kapatma tuşuna yer vermişler. Bunun sebebi arkadaşlar kablosuz bir kulaklık olduğu için ses açıp kapatmayı buraya koymuşlar. Şimdi şöyle diyeyim, bu kulaklığın kablosuz olması büyük avantaj. Yani ben artık yıl olmuş 2020. Dolayısıyla bu dönemde kablosuz kulaklıkların artık daha da yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Hani oyuncu kulaklığı da olsa kablolu kulaklıkların artık devrinin bittiğini düşünüyorum açıkçası. Kablosuz olması artı. Wi-Fi şarj özelliği koymuşlar. Bana sorarsanız bu da bir artı. Ama çok mu gerekliydi? Hayır değil. Zaten kutunun içerisinden şu gördüğünüz üzerinde duran kit de çıkmıyor. Dolayısıyla hani bunu alırsanız eğer ya da almayı düşünüyorsanız içerisinden böyle bir kit çıkacak diye düşünmeyin. Çünkü böyle bir kit çıkmıyor arkadaşlar. Yani kutudan sadece kulaklık çıkıyor. Dolayısıyla hani kit de çıksaydı daha iyi olurdu. Hani Wi-Fi şarj özelliğini ben bu kulaklık satın alanların da çok fazla kullanacağını düşünmüyorum. Nedir? Şu kabloyla takıp bilgisayarınızdan şarj edebiliyorsunuz kulaklığı. Şu da mikrofon. Tekrardan şurasına takalım, hatta görelim bir de. Şöyle oturuyor. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Doğru mu taktık? Şöyle bakalım bir. Evet doğru. İşte şöyle evet. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Bu dönüyor falan filan. Gayet güzel. Şurada bir ışığı var. Kapandığında kırmızı yanıyor işte. Açıkken bu şekilde duruyormuş zaten. Dolayısıyla kulaklık bu şekilde arkadaşlar. Genel itibariyle yani görünüm olarak güzel. RGB falan yok gördüğüm kadarıyla. Kablosuz bir kulaklık incelemesinde detaylarından bahsedeceğiz. Hatta ben bunu Logitech'in bir tane kulaklığı vardı geçtiğimiz günlerde, hatta incelemesini de paylaşmıştık sizinle. O kulaklıkla da karşılaştırmayı düşünüyorum. O biliyorsunuz kablolu bir kulaklık ama fiyat bareminde baktığın zaman ikisi de hemen hemen aynı skalaya hitap ediyor. Yani bu da 1000 küsürlerde, o da 1000 küsürlerde böyle. Dolayısıyla iki kulaklığın karşılaştırmasını da yapabiliriz. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.